Hayvanat bahçesine her zaman gündüz geldin. Peki gece hiç merak ettin mi burada neler oluyor? Oğlum neler var? Çok büyük lan. Direkt o tarafa gitmeyelim, gelin. Bir sürü halinde saldırabilir. Şu yukarıdakilere basma. Basma. Düşünsene bir de kapıları açıyormuşuz bir anda, bu salak mısın oğlum? Dur açma, hayır. Arkadaşlar merhabalar, şu anda Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Tabii gece saatlerindeyiz, gündüz değil. Şimdi olacakları izleyin. Nasıl gece geçirilir burada, onu bir görün. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Hem de çok heyecanlı. Videoya en az 50 bin like bekliyorum. Şu güzel videonun hatırına 50 bin like bekliyorum. Direkt şimdi videomuza başlayalım. Devam ediyoruz. Kamerayı biriniz alın. Arkadaşlar şimdi ilk önce keşfe çıkacağız Hilmi ile beraber. Bakalım bizi neler bekliyor. Merhaba, bu arada Hilmi ben. Bu tarafta şeyler var. Bunlar ne lan böyle? Kuğu onlar ya. Çek, tutsana şuraya batalım be. Tutmayalım da rahatsız olmasınlar fazla hayvanlar. Buradaki uyuyor. Etrafı çeksene, şuraya bakar mısın ya? Oğlum kapkaranlık lan. Oğlum çok şey lan. Burası ne lan, bu kadar güvenlik yapmışlar burayı? Kafes var ara. Lan kameradan dolayı çok aydınlık gözüküyor ama. Girelim mi? Bence buraya girelim. Ne var ki burada? Versene ben gireyim. Burada ne var? Kapı kilitli lan galiba. Aç. Bir kilitli bakayım. Buradan açılıyor galiba. Bekle bir dakika oğlum. Şuradan bakalım bir dakika, dur. Girme bir dakika, dur girme. Geç bakayım, geç. Yavaş. Şu tarafta, şu tarafta bakayım. Şurada bakayım. Fazla gitme oğlum oraya ya. Hayvanat bahçesinde yaşayan tüm hayvanların gece güvenliğini sağlamak için onlara özel yapılmış odalara giriyorlar. Beslenmeleri ise saati saatine veriliyormuş burada. Kısaca baktığımız zaman çoğu insandan daha düzenli bir hayatları var burada. Hocam yaklaşma. İlk karşımıza çıkan aslanlardı. Işıktan rahatsız olmamaları için hızlıca yanlarından ayrıldık. Şimdiki durağımız acaba neresi? Hangi hayvanın olduğunu gösteriyor? Bak burada zürafa var diyor. Kafe, zürafa, mirket. Mirket ne lan? Zürafalar çok merak ediyorum ya, oraya gidelim. Şu mirket elleri havada bekleyen. Lemur diyor. Burada ne var? Zürafa burada diyor. O zaman şöyle, en ilk kapıya girelim. Buraya mı gireceğiz? Açayım mı? Açma oğlum, açma. Açayım ya. Şöyle gireceğiz. Oğlum gelmez oğlum, gel. İçeride güvenlik mi var lan? Şeyden korkuyorum dediğin gibi. Sabahtan beri diyorum ya sana, şeyden korkuyorum diye, bu köpekten. Burada köpekler var çünkü. Yani tabii. Salınık bir yer. Salınık köpeklerden korkuyorum ondan dolayı. Abi burası ağır gibi kokuyor. Yani. Burada keçiler falan vardı büyük ihtimalle. Burada zürafa da olabilir. Dur bakayım. Zürafa diyor diyor geç. Direkt kapın hakkında. Zürafa var oğlum, zürafa. Sessiz ol, sessiz ol. Burayı zürafa var, zürafa var burada. Ses yap. Şimdiki durağımız zürafa ve zebraların olduğu kısım. Biz onları her zaman gündüzleri büyük yaşam alanlarında görüyoruz. Hava karardığında onların güvenliği için bu gördüğümüz yuvalarda kalıyorlar. Ta ki gün ayıncaya dek. Kalk gel gel. Gelin abi. Gelin. Abi siz bak bunlar bildiğin şeydeki gibi. Buradan. Aa, kuyruğu lan gel. Çok büyük oğlum. Buradan sana bakıyor. Hayvanlara daha fazla rahatsızlık vermemek için oradan ayrılıyoruz. Buyur, gel abi gel. Buradan uçuyormuş da Allah'ım ya Rabbim, gel. Büyük ihtimalle at falan var. At falan var. Girme. Oğlum neler var? Çok büyük lan. Oğlum. Bir arkadan da selfie çekeyim. Bir şey yaklaşma fazla abi. Bir şey ayağını şey yapıyor. Oğlum çok büyük lan. Çok büyük. Biraz yakına gidip çeksene. Yiyorsa. Botan fazla yaklaşma. Gel buraya.
Kamera açısından küçük görünen bu gergedan aslında 2,5 tonluk bir cüsseye sahip. Yani abarttığımız kadar var. Can kendine gel, tozlayacak gibi gözüküyor. Oraya bırak. Ah. Ah ye. Hadi gel gel. Girelim mi? Şurası direkt şey kapı zaten. Gel girelim. Tamam, gel. Tahmin et lan burada ne vardır? Tahmin et lan ne var burada sence? Aslan gördük, her şeyi gördük. Burada ne var biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Burada büyük ihtimalle burası şeye benziyor. Başak ya. Başak değil, burada büyük ihtimalle Şahin falan vardır. Şey tel falan yok. Şey de olabilir. Ne? Penguen olacak abi. Geyik falan ot kokuyor. Oğlum ne oluyor? Korkuttun beni, tövbe tövbe. Buradan da kaçma oğlum, gel. Gel. Buradan bakalım, gel. Nerede yaktılar? Açık bu. Değildir oğlum. Öyle direkt buraya güvenirler mi? Galiba kapı lan. Bir deneyeyim mi ben? Aç. Şu yukarıdaki kırmızı basma ya. Basma basma. Aç, aç. Şimdi her yer var. Kırın burnunu kenar. Düşünsene bir de kapıları açıyormuşuz bir anda. Salak mısın oğlum? Basmayın oğlum. Basmayın oğlum. Aa burada da bir şeyler var. Gireyim mi? Kapalı gireyim. Siz girin abi. Ben kamerayı tutacağım. Ben fazla... Açma. Hayır, hayır. Oğlum bu ışık mı acaba lan? Açayım mı? Şunların... Ya, yapma. Tepki vermesin herhalde. Tepki vermesin oğlum. Hadi gel çıkalım, çıkalım gel. Ya ben şu anda kendim korkuyorum bize de onları önden gönderiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Şu an sesinden anlayayım. Çok sakin lan bu. Burada gördüğünüz kafesler, kaplanların yemek saatleri geldiğinde içeri alınıp yemeklerini doğal ortama bırakıyorlar. Ve bu sayede bakıcıların da güvenliği %100 sağlanmış oluyor. Şuradan ama lan çeksene şurayı. İyi gibi ya şu. Kedi var lan orada. Üstte kedi var. Gidelim mi be? Gel bakayım. Yardımcı şey yapayım mı? Ver kamerayı tutayım. Gerek yok. Şuraya... Kapıdan girsene. Buradan mı? Tuvalet falandır ya. Ama görevliden başkası da gelmez ya. Burada da şey var lan. Neydi onun adı? Kafes var burada da. Gizene şey, yılanlar falan varmış. Işık açmayın, ışık açmayın. Oha! Bunlar ne yiyor ya? Su içiyorlarmış diye bir ses çıkıyordu. Ha. Aa çok iyi lan. Direkt o tarafa gitmeyelim, gelin. Bir sürü halinde saldırabilirim. Saatlerimiz şu an 12:50 geçiyor. Şu anda girdiğimiz yerde sürüngenlerden balıklara ve maymun çeşitlerine kadar hepsi mevcut. Bakalım bizi neler bekliyor. Aa şey. Bunun filmi vardı, neydi onun adı ya? Ne bileyim. Bunlar karınca yiyen bunlar mı oluyordu? Bahçeler Allah Allah. Piranaların gerçek şey özellikleri ha? Sana bir şey söyleyeyim mi? Normal şartlarda bizim... Oğlum buradan bir şey değil de o içerisi çok şey ya. Aga içerisi şey de yani şey sıkıntı burada Allah muhafaza düşünsene bir hayvanla beraber tek başına kaldım burada. Böyle bir şey olduğunu düşünsene. Oğlum adamlar güvenlik sistemi yapmış. Yapmışlar da abi o kapıdan korktum ben. Bir sabaha kadar direkt yan yanısın.
Bakıcı olsan içeri yanlışlıkla girsin. Yani. Buradan bir şey yapalım. Gel şuradan gidelim. Kamerayı ben mi alsam Batu? Sen al kamerayı o zaman biraz. Batuhan'a da bir şey yapalım. Burada ne var lan? Gelsene elimi can. Elimi. Yazıyor galiba şurada. Abi burada ne yazıyor? Habeş maymunu yazıyor. Babun olarak da bilinen Habeş maymunları sosyal gruplar halinde yaşayan hayvanlar vesaire vesaire. Yani Habeş maymunu. Hmm. Sen nasıl tutalım şuraya bu? Acaba şu anda yok. İçerideler mi? Belki vardır oğlum. Tutalım şöyle etrafa. Bakayım bir var mı? Bir şey var mı? Yok. Nur kafeseden var lan bunların. İçerideki kapıların bazıları kilitliydi. Bu konuda hayvanat bahçesi yetkilileri bize çok destek oldular. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şurada şey var. Yalnız aslan çok iyiydi ya. Çok... Ağzını açtığı sahne mükemmeldi. En çok korkutan olay zaten şey. Aslanın orada şey yapması sıkıntı. Şey yapıyor ya. Atladı ya senin şeyin üstüne. Sen çekerken atladı ya. Orada çok korktum ben. Oğlum köpek. İlk burada mi? Köpek ya da başka bir şey var mıdır acaba? Kraldı. Belki köpek falan olabilir. Ciddi misin? Oğlum saldırmasın bize olursa da. Ya oğlum. Işık olmaması da galiba onların doğası için değil mi? Evet. Diyorum ama işte o yüzden fazla da ışık tutmanın bir anlamı yok yani. Orada yerlerde tüler var. Basmayın. Ha evet lan. Yerlere baksana. Burada ne var abi? Baksana şurayı tutsana be. Hayvanlara yaklaşmak, dokunmak ya tehlikelidir diyor. Bak çeksene şurayı da. Burada zürafalar falan olabilir. Çok büyük alan şimdi. Aynen. Şunları niye yapıyorlar lan acaba? Ağaçlar devrilmesin diye mi? Ağacı yemesinler diye yapıyorlar. Baksana adam sanki şeyde çalışıyor. Yok mu lan gözükmeyen hiçbir şey yok burada. Benim en çok korktuğum şey şu an birisi... Baksana şu tarafa çeksene be şurada ne var? Burası aynı yer az önceki yerlerle. Orada babunlar falan var herhalde. Habeş mi anladın? Burası ne ki oğlum? Oğlum lemurların bir odası galiba. Bak aşağıda girişleri var. Ne oldu lan? Lemurların da iki tane evi var. İçeride bir şey mi lan? Tabii çok değil mi şey içeride? Oğlum, açma. Oğlum burada bir şey var lan. Ne o ya? Şurada bir şey var şurada. Bakayım. Kilitli bir kapı var. Domuz falan olmaz. Ne? Oğlum dur ya. İçeride bir şey yok değil mi burada? Ne bileyim oğlum ben. Bu ne? Oğlum kütük lan. Ses ne oğlum? Tribe soktum ya. Oğlum kapat çık buradan. Oğlum şey. çık vallahi çık oğlum çık harbiden. Aşağıdan bir şey çıkacak şimdi. Vallahi. Bir gel dışarısını şöyle çeksene bir dakika ışıksız. Dışarısına bak. Değil mi? Gel. Çık abi. Arkadaşlar maalesef videoyu burada bitirmek zorunda kalıyorum. Çünkü 3 tane bataryanın 3'ü de bitti kameradaki bataryalar. Burada son veriyoruz. Bu arada arkadaşım Batuhan ve Hilmi tanıdı kendinizi herkese arkadaşlar. Selam. Merhaba arkadaşlar memnun oldum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada Bursa Hayvanat Bahçesi'ne teşekkür ederiz. Bize kapılarını açtığı için yetkililerin haberi vardı. Gece gelip içeri gireceğimizden söylemiştik. Güzel bir video oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 50.000 like gelir mi ya? Gelir mi? Gelmeli çünkü hala kalbim çok hızlı atıyor. Doğru. Aslında sonra gayet normal. Umarım gelir. 50.000 like geliyorsa bir günlüğüne hayvan bakıcı videosu çekelim. Aa evet. Eğer ki videoya 50.000 like gelirse bir günlüğüne hayvan bakıcısı olacağım. Geleceğim burada gergedanı, aslanı, bilmem ne hepsini besleyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.